Merhabalar, benim adım Umut Eyüparmak. Galatasaray Erken Şubesi'nden katılıyorum. Bu hafta rüzgar şartları elverişliydi. Çok güzel hava şartlarında yarıştık. Yarışlarda beni en çok zorlayan takım arkadaşlarımdı. Ecem Güzel, kendisi olimpik sporcu. En çok bu hafta o beni zorladı rakip olarak. Onun dışında çok güzel hava şartlarında çok güzel yarışlar geçirdik. Bu hafta yarışlar sert havayla geçti ve 13 yarış yaptık yaklaşık ve her gün neredeyse denize çıktık. Zor bir haftaydı bizim için. Bu haftanın sonucunda ben de milli takıma girmeye hak kazandım ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek için yarışmaya devam edeceğim. Şansı mı sordun? Söyleyeyim abi. Hı? Söyleyeyim mi? İyi. İsim soyisim. Bahar Alkan. Genel bir değerlendirme yaparak neler hissettiğini, süreci nasıl geçti? Kısaca bahsederseniz seviniriz. Başlayabilirsiniz. Adım Bahar Alkan. 4-7 kızlar birincisiyim. Yarış güzel geçti. Yani son birkaç gün biraz zorluydu ama genel olarak güzeldi. Hedefime ulaştım. Çok mutluyum. Hangi kulüp? Büyükçekmece Erken. Burada çok güzel bir hafta geçirdik. Yani bir sürü yarış yaptık. Her havada, her koşulda yarış yaptık. Hani gerçekten çok hani mücadele dolu yarışlar oldu bizim için. Hani çok güzel yarışlar tamamladık denizde. Çok mutluyum çünkü milli takıma girdim. Hani milli takımda 4. yılım. Hani ard arda bunu başardığım için çok mutluyum. Böyle gitmesine devam ediyorum. Hani şimdiki hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında dereceler yapmak, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Kayıt abi. Evet, uzun bir aradan sonra sporcularımızla buluştuk. Adil bir ortamda milli takım seçmemizi gerçekleştirdik ve böylelikle gençlik sınıflarında laser sınıfında 2021 yılında ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil edecek sporcuları belirledik. Yarış kalitesi açısından baktığınızda yarışlarımızın kalitesi son derece yüksekti. Teknik olarak bir aksaklık yaşamadık. Umarım sporcularımız kazandıkları ve ülkemiz adına katılmayı hak ettikleri yarışlarda en iyi şekilde bizleri temsil ederler ve geçtiğimiz yıllarda yakaladığımız ivmeyi devam ettirerek bayrağımızı göndere çektirirler. Bu hafta boyunca toplam 13 tane seçme yarışı yaptık. Gayet adil, düzgün şartlarda yarışları tamamladık. Verimli bir hafta geçirdik. Bu hafta sonucunda milli takımımızı seçtik. Önümüzde artık uluslararası yarışlar var. Onlara hazırlık yapacağız. İkinci haftamızı bitiriyoruz 2021 milli takım seçmelerinde. Bu hafta lazer sporcularımız denizdeydi. 30 küsür kulüpten 130'a yakın sporcumuz yarıştı. Ve milli takımlarımızı seçtik. Biraz önce hepsini kutladık. Ve ülkemize madalyalarla gelmeleri için hepsine başarılarımızı diledik. Bir günün dışında hemen her gün yarıştıkları çok güzel bir coğrafi ortamda ve hava koşullarında geçti bu haftamız. Onun için keyfimiz çok yerinde. 2020, şimdiki adıyla 2021 Tokyo Olimpiyatları tabii çok yaklaştı. Onun için heyecanımız dorukta. Bu hafta Alican Kaynar Avrupa beşinciliğiyle onurlandırdı bizi. Hepsi çok yoğun çalışma halinde. Çoğu Portekiz'de. Önümüzdeki şampiyonalar için hepsine başarı diliyoruz. Çünkü iki sınıfta daha kota mücadelemiz devam ediyor. İnşallah onlardan da müjdeli haberleri almayı diliyoruz. Yaşları itibariyle biraz önce lazer sporcularımıza da ödül töreninde aynı mesajı verdim. Sayın Bakanımızın öncülüğünde bir yıl kadar önce bir proje hayata geçti. Vakıf üniversitelerinde milli sporcularımız burs alma imkanına kavuştu. Bu hem aileler hem sporcular adına akademik hayat mı yoksa spor mu ikilemini ortadan kaldıran, bence sporumuzda bir dönüm noktası olan çok değerli bir proje. Hem sporcularımız hem velilerimiz hem bütün spor camiamız adına Sayın Bakanımıza bu konuda çok teşekkür ediyoruz.